sağlıkla ilgili ülkemizin pandemi döneminde göstermiş olduğu performans, sunmuş olduğu imkanlar, sağlık hizmetleri, dolayısıyla Cumhurbaşkanımıza, ekibine, Sağlık Bakanımıza, tüm sağlık çalışanlarına biz şükran borçluyuz, teşekkür ediyoruz. Onlar için sizlerden bir alkış rica ediyorum. Yeni tesislerin yapılması, eskilerin yenilenmesi. Burada da bu kapsamda bugün ilk sağlık ocağımızı inşallah Tınaztepe mahallemizde açıyoruz. Hayırlı olsun diyorum. Burada tedavi olacak tüm hastalarımız inşallah şifa görsün diyorum. Şehrimize ve insanımıza fayda sağlayacak bir iş yapmak istediğimizi Palancıoğlu Başkanım ile paylaştığımızda şu an bulunduğumuz Tınaztepe bölgesinde bir aile sağlığı merkezi ihtiyacı olduğunu bize söyledi. Tınaztepe mahallesi nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bir bölge. Bu bölgede olan ihtiyacı inşaata başladıktan sonra daha net gördük. Bu bizim heyecanımızı daha da arttırdı. İnsanımız her şeyin en iyisine layık diyerek bu düşünceyle inşaata başladık. Çok şükür Rabbim kazasız belasız hızlı bir şekilde tamamlayıp teslim etmeyi bize nasip etti. Müsaadenizle bu işin Sayın Bakanım olgunlaşmasında ve inşaat sürecinde bizlerin desteğini esirgemeye değerli Palancıoğlu Başkanıma ve Melikaze Belediyesi çalışanlarımıza, inşaat aşamasını büyük bir titizlikle yürüten Mustafa Ustavacı ve Ali Özbey'e, inşaatın tamamlanması için emek veren tüm çalışanlara çok teşekkür ediyorum. Rabbim bu aile sağlığı merkezini hasta insanlarımızın bulacağı şifaya vesile kılsın ve yeni eserler yapabilmeyi de bizlere nasip etsin. Kayseri hayırseverleri ilanır. Ama bu hayırseverlerimizin elbette ki hizmetleri de bizim gururumuz, onurumuz. Bizler de kamu kurumları olarak dayanışma içerisinde sağlık müdürlüğümüzde olsun, milli eğitimimizde olsun ya da diğer kurum ve kuruluşlarımızda olsun dayanışmayı sürdürerek bu şehrimizi en güzel şekilde hizmete layık hale getirmeye, bizi seven, güvenen hemşehrilerimize hizmet vermeyi ve onlara layık olmaya gayret ettiğimizi buradan paylaşmak istiyorum. Biz de sizlere layık olma yolunda her türlü hizmetlerimizi getirmek suretiyle yakışanı yapmaya çalışıyor, gayret gösteriyoruz. Şehir hastanesi gibi bir değerimiz var. Hemen onun üzerine tıp fakültesinin eklediği ayrı bir değer. Biliyorsunuz buradan tramvayla Gelsin bölgesinden, Tınaztepe bölgemizden, şehir hastanemize yaptığımız tramvay hattıyla da ayrıca ulaşım sorununda güzellikleri sizlere sağlamaya çalışıyoruz. Kısacası dualarınızı bekliyoruz, desteklerinizi bekliyoruz. Gayretlerinize teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Allah hepinize razı olsun. Tesisimize hayırlı uğurlu olsun. Melikgazi'nin çalışanlara da ayrıca teşekkür ediyoruz. Şehir hastaneleri yaptığımızda çok değil, fazla değil, dedelerimizin zamanından değil, babalarımızın zamanından da değil. Daha 3 yıl önce, pandemiden önce şehir hastanelerinin büyüklüğünü eleştirenler, siz bunu hangi maksatla yaptınız diyenler, şu anda sesleri çıkmadan, gırtları çıkmadan masum ve mahcup bir şekilde yerlerinde oturuyorlar. Hamdolsun dünyada bu pandeminin, bu büyük salgının karşısında en başarılı bir şekilde çıkan Türkiye'nin burada çok büyük bir payı var. O yüzden değerli arkadaşlar, insanımızın, vatandaşımızın, hemşehrilerimizin en tabii olarak bu hizmeti alma hakkı sağlıkta, emniyette, adalette kendini göstermiş durumda. Ve şükürler olsun, sağlıkta artık doktoruna göremeyen hiçbir vatandaşımız yok. 6,5 dakikalık muayene süresini daha da yükseltmeye çalışıyoruz. Ve geldiğimiz noktada inşallah bu salgının da hep beraber üstesinden gelmiş oluyoruz. Ben tekrar hayırseverimize ve bu yapıya emek koyan Melikgazi Belediyemiz başta olmak üzere bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayırlı mübarek olsun. Çok parası olan hayır işleyemiyor. Allah'ın nasip ettiği ve sevdiği insanlar hayır işliyor. Nice insanlar biliyorum ki odalar dolusu, kasalar dolusu paralar vardı ama hayır işleyemeden gittiler. Sonra kalanlar da onların kavgasını verdiler. Biraz daha sana çok düşecek, bana az düşecek diye. Eğer bir insanın Allah'a imanı varsa, ahiret gününe inanıyorsa, Allah da o insana nasip ediyorsa o insan hayır işliyor. Allah hepimize bol bol hayır işlemeyi nasip etsin. Çünkü kimse hepimiz ceplerini para doldurarak gitmiyor bu tarafa. Öbür tarafa kalan tek şey hayır işleri, hayır eserleri.